Hiç büyük kaza yaşadım mı? Çok yaşadım. Yaşıyorsun abi, yaşıyorsun. Hızlı sürersen yaşıyorsun, oluyor. Snowblade'de yaşamadım. Snowblade'de hiç yaşamadım. Snowboard'da çok yaşadım. Snowboard'da buramı çatlattım. Küçük yaşta 12-13 yaşımda galiba. Burası çatlatmak dışında kırmadım hiçbir şey ama çok düştüm. Çok sert düştüm yani. Mesela o ben dururken oldu da bir arkadaşım snowboard öğretiyordum. Bacağımı kesti onun snowboardunu. Onu durduruyordum. O çok hızlı böyle kontrolsüz gidiyordu. Onu aldım yere yapıştırdım. Alıp yere yapıştırırken onun snowboard'un kenarı incecik metaldir bu arada, o keskindir. Fıt diye benim böyle tam kemiğimin yanından geçti. Sonra ben hissetmedim bu arada bunu. Yukarıya çıktık, teleferiğe bindik. Bir ıslaklık hissediyorum sol ayağımda. Bir ıslaklık var. Vardım. Açtım bacağımı. Bir baktım kırmızı bütün şey. Benim de bu arada şey kar pantolonum full beyaz. Bütün kar şeyim üstüm bembeyazdır. Bakın kıpkırmızı. Çok fazla kan var ama. Baktım dedim ölüyorum. Galiba atar da rahat yani kesmişiz herhalde. Yani şey oldum. Hani yok kesin kan değil. O şey yani cidden full kan. Yani ayakkabının içi kan. Dolu yani. Dedim ölüyorum. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Bizimkiler de tepeye yeni bir piste çıkarmış. Dedim ki siz buradan kendiniz inin veya teleferiğe şey yapın, ben aşağı gidiyorum. Full hız şeyden, pist olmayan yerden şeyde hatta direkt gösterebilirim şey dedi. Kar tepedeydik. Abi şuraya geyik alanı tepesine çıkmıştık. Şurada buradan çıkıyorsun. Ya şuradan iniyorsun ya 3'ten ya da 4'ten iniyorsun. 2'den iniyorsun ya da 4'ten iniyorsun. 3 açık değil de. Şuradan da inebiliyorsun bu arada. Burası tamamen bol kar. Abi buradan yardıra 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 full hızla aşağıya indim şuraya. Pis şeye, otele. Otele gittim. Ninsu oteldeydi. Erken şey yapmıştı. Ninsu'yu göstermedim bile direkt. Girdim abi. Doktora gösterdim. Doktor şey yaptı. Yaptı. Doktor onu yapınca ben dedim ölüyorum. Ölüyorum ben. Hani doktor çünkü yaptı ya. Dedim öldük. Yapacak hiçbir şey yok. Bacak kesilecek. Ondan sonra şey yaptı. Bir de yani benim bacak da kıllı şimdi Allah için. Kıldan gözükmüyor kesik. Adam orayı böyle tıraşladı az biraz hemen. Baktı. Ben ilk önce çok kan var dedi. Dedim var abi yani ne diyeyim bunu benim var yani çok kan var. Yani ne diyeyim abi sana yani yok mu diyeyim var. Hani ikimiz de görüyoruz bunu niye belirtiyorsun bana gerginim zaten. Ondan sonra şey baktı baktı atarı kesmemişsin ama şey olmuş çok derin kesilmiş dedi. Orada ben bir rahatladım o bembeyazım çünkü yani çok kötüydüm. Ha, inanılmaz kötüydüm. Ha, öleceğim diye düşünüyorum. Yani tam böyle şeyim. 2 sene önce falan oldu bu. Tam Covid'den hemen önce oldu. 3 sene önce oldu. Çok kötüydüm. Neyse adam şey yaptı. Bunun kesinlikle dikişe ihtiyacı var. Hani ne zaman ineceksin? Şimdi az sonra ineriz. Sen mi sürüyorsun arabayı? Ben sürmek zorundayım. Arabayla gelmiştik. Ondan sonra şey dedim adam. Adam yavaş sür. Atabilir tek açılabilir tekrar dedi. Sargıladı abi. Oraya hani gaz bez koydu. Sargıladı gönderdi. Ben de üstümü değiştireceğim filan. Bizimkileri bekleyeceğim. Ustam yani şöyle söyleyeyim. Revirden ayakkabımı çıkaracağım yer yaklaşık 20 metre filandı. Ayakkabımı çıkardığım yere geldiğimde bütün bez kıpkırmızıydı. Full. Bütün bez kıpkırmızı oldu. Ve bezin altından kan akıyor böyle. Nisu gördük panikliyor. Ben yok o kadar panikledim. Adam hani atar demeyince tamam kanar durur dedim diye düşünüyorum. Dedim, o kadar sıkıntı değil. Biraz acıyor ama yani ölmüyorum. Sonra revire geri gittim çünkü ölüyorum yani. Hani kan kıpkırmızı akıyor yani. Ondan sonra şeye gittim. Revire tekrar gittim. Bu sefer şey vardı. O zaman hemşireydi bu dedim. O doktor değilmiş bu arada o adam. Sonra doktor geldi. Doktor kadın geldi. Kadın baktı. Bir şey yok ya çok yani derin ama o kadar kötü değil. Yatay kesilmiş bu dedi. Yarayı tuttu abi. Temizledi yarayı tamamen. Yarayı tuttu. İki bir ayrık bir yaraydı. Tuttu. Sticker yapıştırdı. Dikişe falan gerek yok dedi. Kapattı gönderdi. Kanamadı bir daha. Yo zımbalamadı. Bayağı bildiğin tuttu. Sticker'ı böyle
bir deriyi böyle aldı, birleştirdi, sticker yapıştı gitti. Ve kanamadı. Müthiş bir şeydi. Ve iyileşti bu arada. Harbiden 3 güne, 4 güne iyileşti. Bu hayatımda görmediğim en sağlıklı şeylerden birisiydi. Böyle ufum olmuş, sen iyileşeceksin mi diye püp püp böyle sticker yapıştırdı. Aferin sticker'ı. Kafayı yiyeceğim. Ama iyileşti bu arada. Harbiden ondan sonra da o kadın o sticker'ı yapıştırdıktan sonra da kanamadı bu arada. Hiçbir şey olmadı. Sticker kaldı. Bütün ilk tamamen iki deri birleşene kadar sticker kapat bıraktım. Sticker'ı kapattı. Böyle hani tabii üzerine pantolonu kapatmadım. Bir bacak açık böyle şey yapıyordum. Sürüyordum. Çok enteresan ya. Yo, bacağımda şu anda izi yok. Bacağımı görmeye çalışıyordun değil mi? Yemez. Hello Kitty sticker'ı. Çok. Ama ben seviyorum ya. Ben yani şey yapın, şeyin bilincinde olman lazım. Kaza yapacaksın, evet. Hani oluyor, kazalar oluyor gerçekten. Bunun işinde var yani. O kadar da olmuyor yani. Ya ölecek kadar çok kötü olmuyorsun ya. Bacak kopma olayı yaygın olan bir şey. Ben kaysam kaç kazaya girerim? Sen kayma abi, öyle diyeyim. Yapma. Ölçüz. Yani Beylikdüzü'nden benim eve gelirken ölme riskini 4 kere atlattığını hatırlatırsak, yapma. Teleferiğe binin, teleferikle inerken öldün. Ya öyle söyleyeyim. Yani snowboard yok daha. Hani teleferiğe bindik, teleferiğe inerken takıldın teleferiğe, teleferikten düştün, öldün. Deres. VR'la kay. Tabii. Volchos bir kere Beylikdüzü'nden çıktı. Bana gelirken trafik tabelasına sürtüp tetanoz aşısı olmak zorunda kaldı. Sıfır şaka. Çatlak kolun soğukta sızıyor mu? Yok, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey fark... Yani şöyle söyleyeyim. Çatlak kırıklarımdan iz bırakan bir şey var. O da şu köprücük kemiğim daha çıkık. Şuradaki köprücük kemiğim bu köprücük kemiğine göre daha çıkık. Çünkü köprücük kemiğini de kırdım ben. O da oldu. Yaptık sporları ya. Yaptık. Köprücük kemiği kırığı çok kötü. İnanılmaz kötü. İnanılmaz. O nasıl kırıldı? Basket oynarken köprücük kemiğini kırdım. Handball'da bileğimi incittim. Futbolda hiçbir sakatlamadım. Teniste hem el bileğimi hem ayak bileğimi sakatladım. Teniste aynı zamanda kürek kemiğinin arkasındaki kası kopardım. Nasıl kopma noktasına getirdim. Snowboard'da elimi çatlattım. Ve bunların hepsi vücudumun sağ tarafında oldu bu arada. Sol tarafım tamamen sağlam. Teniste nasıl? Oğlum teniste sakatlanırsın nasıl? Teniste inanılmaz sakatlanıyorsun. Tenisi ciddi seviyede oynayınca otomatik sakatlanıyorsun. Tenis zaten şey var, talus kemiği diye bir kemik var ayak bileğinde. Tenisçi sakatlığı o. Talus kemiği otomatik bütün tenisçilerde kırık. O şey bu arada default olarak geliyor. Teniste şey yüzden ayağını çok sakatlıyorsun. Şimdi sol tarafa koşuyorsun. Adama return atıyorsun. Adam full sağa atıyor topu. Pardon, adamın sağa atmasını bekliyorsun. Sağa doğru koşarken adam bir sola atıyor. Sen de ani hareket yapıyorsun. Tık diye bir ses geliyor. Ondan sonra diyorsun ki böyle aynı hızla zaten diye gidiyorsun böyle. Çok oluyor yani. Shit happens. Benim şeyde çok kötüydü. İşte bu kürek kemiğinin arkasındaki kası zarar vermem tamamen şeydendi. Bizim orada Ataköy'de bir tane tenis şeyi vardı. Kulübü vardı. Oradaki bir tane turnuvanın finalindeyim. Servis attım. Servis attığımın topu sesin ki geldi ama bir tane daha pat sesi geldi. O topun sesi değildi. Yani kesinlikle böyle ay değildi yani. Şeye, hakeme baktım. Dedim ki yaptım. Böyle yaptım. Gittim.
Çok netti ama yani hatırlıyorum. Hani çok iyi bir andı yani. Attım topu, yani servisi attım. Bir yani topa vurduğunda laap diye ses geliyor. İnerken bir laap diye ses geldi. Hakeme baktım. Yaptım. Çıktım. Gittim eve gittim. Dedim kafi. Bu kadar tenis yeter. Ondan sonra tenis oynamayı bıraktım. Zengin sporum tenis. O zaman değildi. Şu anda evet. Baskette köpücük nasıl kırıldı? Onu anlatırsam chatte bayılan olabilir. Böyle bu tür şeylerde kötü hissedenler direkt tık diye gider. Çünkü o kötü kırıldı. O bayağı kötü kırıldı. Yapma lütfen. O kötüydü. O kötüydü. Lisede. Yok lisede değil. Ortaokulda. Ortaokulda basket oynuyoruz arkadaşlarla. Teneffüs arasında. Çift pota maç yapıyoruz ama kısa pota. Yani şey, dikeylemesine değil yataylamasına da pota kurulur ya. Yataylamasına oynuyoruz. Topu aldım. Rebound'u aldım. Öbür tarafa koşuyorum. Turnike atacağım. Arkadaşım çelme takıyor. Topu elimden düşürüyorum. Topun üzerine düşüp sekiyorum tamamen. Ve topun üzerine düştüğümde direkt köprücük kemik kırılıyor böyle. Böyle kırılıyor direkt yani. Ve ben hissetmiyorum bu arada. Ben 4-5 dakika daha oynadım basketi. 4-5 dakika daha oynadım. Devam ettim. Ondan sonra soğuk soğuk terliyorum. Bitmiyor oğlum terim yani. Böyle şeyim böyle Allah'ım terliyorum amına koyayım falan diye böyle ter atıyorum. Çok terliyorum diye revire gittim. Yani çok soğuk terliyorum diye bir şey oldu diye. Sonra oraya gidince oturunca daha soğuk terlemeye başladım. Sonra biraz acı gelmeye başladı. İnanır mısınız? Biraz acı gelmeye başladı ondan sonra oturunca revire. Revir de buz koydu tabii. Her revirin yaptığı gibi. O revir çok iyiydi. Allah için çok iyi kadındı. Ama her şeyde buz koyardı yani. O kadının bir ya sıfırdı ya yüzdü şeyi. Hani sıfır yüz olayı da hani şöyle yani omuriliği köprücük kırıldı buz koydu. Düşün. Ama ondan sonra ben bir arkadaşımı sırf okuldan kaçırayım diye yani bir ders yatalım diye revirde kötü hissediyor böyle şey alerjisi var. Şey polen alerjisi vardı. Bir ders yatsın ben de ona eşlik edeyim diye polen alerjisi var diye götürdük. Kanser cilt kanseri olabilir dedi o çocuğa. Şey yok yani o kadının da arası yoktu böyle hiç. Ya yüz ya sıfırdı yani. Çocuğun içini attığını görmüştüm. Müthiş bir olaydı bu arada. Yani cilt kanseri olabilir bir kontrol et demişti. İçine sıçtı çocuk var ya çocuk bembeyaz oldu. Ve gitti çocuk orada. Tam bir Google'dı. Çok iyiydi ama işte buz koymuştu. Bana da ben köprücük kemiği kırdım buz koydu. Neyse çocuk hala yaşıyor. Değilmiş. Bak Allah aşkına. Ondan sonra işte şey yaptım. İsim nedir onun? Sonra annem geldi. Annem aldı beni götürdü yakın hastane vardı. Röntgen çektiler. Röntgende çatı olmuş benim kemik. Böyle duruyor. Ben bayağı bildiğin çadır kurmuşum orada yani. Kemik böyle olmuş. Sonra bir ay boyunca şey gibi T poz dolaştım böyle. Animasyon yüklenmemiş adam gibi oldum böyle. Bir hafta böyle. Yataktan böyle kalkıyorsun. Yataktan yemin ediyorum şey gibi kalkıyordum. Çok acıdı, çok acıyor. Acıyor. Şey acımıyor. Orada canın acımıyor. İyileşme süreci çok acıyor. Bak. Böyle kalkıyorsun yataktan. Şey Undertaker'ım anasını satayım sanki. Çok ama şey ya yani çok acıyordu. Kapıdan nasıl geçiyorsun? Yan geçiyorsun. Yok kollarını indirebiliyorsun. Şöyle olabiliyorsun da hani böyle kabadayı gibi dolaşıyorsun böyle. Çok çok kötüydü. Sonra gelişmiş o teknoloji. Biraz daha artık amele gibi durmuyorsun. Biraz daha insan gibi durabiliyorsun. Titanic yaptık. Titanic'i yaptık. Okulda onun esprisi döndü. Yaptık abi. Yapıldı o. Ben yaptım hatta. Şarkıyı açın yapalım. Yapıldı o. Ama çok kötü. Çok çok yani şeydi. Zor bir dönem o.
Yani kırmayın. Köprücük geminizi kırmayın abi. Onu söyleyebilirim. Köprücük gemini kırmak akıllıca bir hareket değil. Tamam, kırmayın. Sen kıracaktın. Kırma. Tabii, kırma. Direkt. Kırma. Kaburga kırmak daha acıymış. Kaburga kırmak çok çok daha kötüymüş. Kaburgada kırınca çünkü şey oluyormuş. Nefes alırken acıyormuş direkt. Kaburga kırınca. O bayağı kötüymüş bu arada. O en kötülerden birisi diye biliyorum. Call of Duty oyunu almıştım. Eve giderken kolumu kırmıştım. Oyunu oynayamamıştım. No. Abi Berk de. Abi Berk'in. Berk'in çok kötüydü. Berk koşarken dengesini çok iyi sağlayamayan birisi. Bahçeşehir'deyiz. Ben bir yerde yemeğe oturduk. Berk arkadaşı da KFC'deydi 3. caddede. KFC'ye kadar gidip gelecekti. Koştu nedense. Niye koştu ben de bir ıslak. Yer de ıslak. Hafif böyle yağmur yağmış ama durmuş ama yer ıslak. Abi Berk bir geldi çeneyi böyle tutuyor, elini böyle tutuyor. Yok olmuş yani. Düşmüş yok olmuş ama yani. Sadece düşmemiş. Ayrı bir seviyede yani. Ondan sonra doktora moktora gitmek. Doktor yani 5 dakika önce özel böyle çift pırpırlı uçağıyla Hawaii'den inmiş. Şeyle duruyor. Hani Hawaii tişörtüyle gelmiş doktor. Zaten o doktordan yanlış bir bok olduğunu anlamalıydık. O çok kötü oldu. Yani doktor cidden o pırpırlı uçakla gelmiş şey yani. Hani Hawaii tişörtüyle. Çok enteresandı. Neyse abi şey yaptı, kontrol ettik. Çeneyi falan dikiş attırdılar. Kolda çatlı bir şey yok dedi. Sonra bir sene sonra 6 ay sonra o çatlak oldu. Orasının yanlış kaynadığını öğrendik filan. Ondan sonra Berk onun ameliyatına girdi. Oradaki kemiği tekrar kırdılar. Tekrar kaynadı filan. Tam bir shitfest olay. Ki yani Berk'in de piyano çalarak şey yaptığını düşünürseniz elini kullanabilmesi önemli bir noktada. Yani çok o... Ama Berk de niye koşuyor? Belediye tanımıyor. Belediye değil de özel hastaneydi bir de. Alman hastanesiydi şeydeki, Bahçeşehir'deki. Hemen abone olun.